Çarpıcı köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Terör niye hortlar? Mersin'deki Melun saldırıda bir polisin şehit edilmesine, polis ve sivillerin yaralanmasına mı yanarsınız? Daha şehidin cenazesi kaldırılmadan, yaralılar taburcu edilmeden saldırının siyaseten kullanılmasına mı? Bütün muhalefeti terörist göstermek için fırsata çevrilmek istenmesine mi? Siyasi karşıtları karalama malzemesi yapılmasına, istismara kalkışılmasına mı? Terörle mücadelenin seçime giderken meşru rakiplerle mücadeleye halen alet edilebilmesine mi? Can kaybedilmiş, can. Terör laneti şehre inmiş yine. İlk akla gelen şey, siyaseten kime yarar, kim yararlanır sorusu olmamalıydı. Teröristler alçakça saldıracak, altılı masa suçlanacak. İktidarın CHP ile mücadelesi, ana muhalefette değil terörle mücadele havasına sokulacak. Hani terörü, ancak birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek yenebilirdik düğmeye basılmış gibi anında devreye giren kara propaganda, teröre karşı birlik ve beraberliğimizi bozuyor. Şayet kara propagandacıların gerçekten umurundaysa, hani terör, bizi birleştirmesi gerekirken bölerse amacına ulaşırdı. O yoruna milleti ayrıştıran, bölen dil, terörün ekmeğine yağ sürer. Eğer amaçlarına ulaşmalarını engellemek, her şeyden önde geliyorsa, Ehani reklamını yapmaktan teröristleri sevindirmekten kaçınılmalıydı. İçişleri teröristlerin kimliğini açıkladı, PKK'lı. İlk tepkiler ve tartışmalar kim kaç kere adıyla andı, PKK dedi mi demedi mi üzerinden yürütülüyor. Eğer reklamını yapmak, sevindirmek gerçekten istenmiyorsa diye söylüyorum. Bu mu yani? Kantarı belinde siyasi sözcüler, kantar ağası geçinen iktidar medyası, muhalefetin kınamalarını ha babam kantara vuruyor. Nasıl kınadı? Bakıp yaftalıyorlar hemen. Öyle mi kınanır, samimi değil, terör örgütünü koruyor, PKK yandaşı. Bırakın cezaevinden saldırıyı kınayan Selahattin Demirtaş'ın mesajını. Altılı masa liderlerinin kınamalarına bile takacak kulp arıyorlar. Onlardan başka herkes ülkenin kötülüğünü istiyor partilerinden olmayan herkes hain ya Bir tek kendileri terörle mücadeleden yana diğer herkes terör yandaşı ya. Yahu Hani terörü marjinalleştirecek toplumdan yalıtacak yalnızlaştıracaktık Toplumun size oy vermeyen yarısını demokratik siyasetten dışlayıp zorla terörün yanına iterek mi başaracaksınız bunu hani kandan beslenen siyaset, terörün amacına hizmet ediyordu. Terörle mücadeleye böyle mi hizmet edilecek? Size bir şey söyleyeyim mi, tek kelimeyle kahredici. Meşru siyasetin alanını genişletmek yerine daraltarak, muhalefet yollarını tıkayarak, siyasi rekabete hayat hakkı tanımayarak seçim kazanılabilir mi bilmem. Ama terörle mücadelenin kazanılamayacağını eskiden AK Parti savunurdu. Büyük Merkez Bankası Farkı Sultan Abdülhamid'in idam edildiği ne kadar doğruysa bir gram bile toprak kaybetmediği de o kadar doğru. Elazığ'daki korsan afişler, ne kadar Bay Kemal'in sözlerini yansıtıyorsa. AK Parti Elazığ Milletvekili Bulut'un, söylemeye çekindikleri sözleri bilboradlara yansıttık savunması da o kadar siyasi ahlakı yansıtıyor. Alın o savunmayı, vurun sözcü Ömer Çelik'in altılı masa, Cumhurbaşkanı adayını 2023'ten sonra açıklayacak, yakıştırmasına. Altılı masanın ağzına ilk kez laf uyduruyor değiller. Bu kaçıncı? Abdülhamid'in kurduğu Düyuncu Umumiye İdaresi, dış güçlerle tefecilere karşı ne derece ekonomik bağımsızlık sağladıysa iktidarın bugünkü faiz enflasyon politikasıyla daha az faiz ödeyip daha çok bağımsızlık kazandığımızda işte o kadar. Cari fazla verdiğimiz de yok, cari açık rekorlar kırıyor. Sterlin, dolar karşısında %5 erimiş, tarihi erime, bu doğru. Ama İngiliz parasının tarihi için. 2021'de parası %80'lerle erime rekoru kıran biziz, bu yılda dünyayı kıskandırmaya doğru gidiyoruz. Halen faiz artıran AB, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gerçek enflasyon bizimkinden ne kadar büyükse bizim resmi enflasyonumuzda onlarınkinden işte o kadar gerçek. Putin'in faizi indirerek enflasyonu durdurmaya döndüğüne, tersini düşünenin kalmadığına, büyük liderlerin böyle yaptığına gelince, Rusya'nın farkı merkez bankasının büyüklüğü. Putin ekonomist olmadığından karışmıyor. Merkez Bankası da faizleri, savaşın başında ikiye katlayarak enflasyonun önünü aldı. Düşünerek değil. Ancak enflasyonu durdurduktan sonra faizi kademeli indirmeye başladı. Yani ekonomi durgunlaşmasın diye, enflasyon düşsün diye değil. Bu sayede Rusya'da bile enflasyon kontrol altında, 2022 %13'te kapatmayı hedefliyorlar. Savaşa ve yaptırımlara rağmen. Bizde ise Bakan Nebati söyledi, enflasyonla büyümeyi seçtik. Arzulanmayan yüksekliğe kendiliğinden çıkmadı yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğer sizi ben yanıltmaya çalışırsam, bana da aynı tavrı gösteri demişti. Gençlerin kulağına küpe olsun.